İyi günler. Bugün sevilen patlıcan yemeklerinden biri olan islim kebap yapacağız. Şimdi malzemelerimi sayıyorum. Bir adet rendelenmiş soğanım var. Bir avuç kadar ekmek içim var. Bir adet yumurtam var. Kimyonum ve karabiberim var. Birer çay kaşığı. 500 gram kıymam var. 4 adet patlıcan kullanacağım. Patlıcanlarımı kızartmak için bolca yağım var. Sosu için ise bir yemek kaşığı salçam var ve bir tatlı kaşığı da tatlı biberim var. Tuzu da hem kıyma için hem de sosu için kullanacağız. Şimdi ben köftemi yaparak başlıyorum. Önce kıymamı aldım. İçine rendelenmiş soğanımı ve ekmek kırıklarımı ekliyorum. Baharatlarımı da koyuyorum. Şöyle bir kaşık kadar tuz attım. Şimdi tüm malzemeler iyice karışana kadar yoğuracağım. Kıymamız hazır. Şimdi şekillendirmeye geçiyorum. Çok fazla büyük olmayan yuvarlaklar yapacağım. Köfteleri çok büyük yaparsanız eğer patlıcanlarınız küçük kalırsa üzerleri kapanmaz. Köftelerimiz hazır. Şimdi kızartma işlemine geçiyoruz. Yağımı kızdırdım. Şimdi köftelerimi kızartıyorum. Köftelerim kızarırken şimdi patlıcanlarımı soyacağım ve doğrayacağım. Köftelerimiz pişti. Şimdi patlıcanları kızartacağım. Patlıcanlarımız da kızardı. Şimdi şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Şekillendirmek için öncelikle 2 adet patlıcanı alıp şu şekilde ters gelecek şekilde koyuyorum. Ortasına 1 adet köfteyi yerleştiriyorum. Önce bir tarafından, sonra ters tarafından, sonra yine ters tarafından, en sonunda kalan diğer taraftan katlayıp üzerine 1 adet kürdan geçiriyorum. Patlıcanlarımız hazır. Şimdi sosunu yapmaya geçeceğiz. Sosumuz için daha önce saymış olduğum malzemeleri bir karıştırma kabına alıyorum. Bir yemek kaşığı salçamız, bir tatlı kaşığı toz biberimiz var. Bir miktar tuz ekleyeceğim. Üzerine de yaklaşık 1,5-2 su bardağı kadar su koyacağım. Salçayı iyice eziyorum.
Sosumuz hazır. Şimdi üzerine gezdireceğim. Şimdi yemeğimizi fırına vereceğiz ve 200 derecede yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Yemeğimiz hazır. Şimdi servis tabağına alacağız. Afiyet olsun.